Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 Ünite 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk. Ennefü fil cümelil ismiyeti ve fiiliyeti. Okuma parçasını geçiyorduk. Birinci soru zaten şık olmadığından direkt aşıyorduk onu da. İkinci sorunun cevabını videonun altında, üçüncü sorunun da yine cevabını videonun altında bulabilirsiniz. Dördü de bulabilirsiniz. Beşinci soruya bakıyoruz. Altı çizili fiillerin mazi ise muzari ve mastarlarını söyleyin. Muzari ise mazi ve mastarlarını söyleyin. Emir ise mazi, muzari ve mastarlarını söyleyin. Yani aşağıdaki fiillerin ne yapın? Mazi, muzari, emir, mastar bunları ifade edin denilmek istenmiş. Şimdi ne yazıyor? Tecme'u. Tecme'u kelimesi. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Nedir? Muzari'dir. Nereden anlıyoruz? Muzari fiili tanımanın yolları vardır. Muzari'yi tanımak için işaretler var. Bunlar nedir? Eteyne. Eteyne. Kelimesindeki harflerden her biridir. Yani bu harflerden birini alan kelimeye, fiile muzari adını vermekteyiz. Mesela eteyne'den burada ne var? T var. Baştaki T harfi yani nedir? Zaittir, muzari alamettir. Buna göre T'yi yazarsa geriye ne kalır? C, M, A kalır. Öyleyse mazisi neymiş? C, M, A. Baştaki T nedir? Onun muzari olduğunu gösteren bir alamettir. Maziyi bulduk. Emri hazır nasıl yapılır bir fiil? Esasen konumuz bununla da alakalı mı? Emirleri istemişler mi? Bakalım. Alt çizili fiillerin mazi ise muzari ve mastarlarını demiş. Muzari ise mazi ve mastarlarını. Emiri istememiş yani. Ne istemiş? Mastar istemiş şu anda. Muzari fiildir bu. Maziyi istedi söyledik. T'ye atarsak maziyi buluruz. Mastarı istemiş. Mastarın sabit bir hali yoktur. Çünkü sülasi mücerret bir fiildir bu. Sülasi mücerrettir. Sülasi mücerret fiillerin dediğimiz gibi sabit bir mastarı olmaz. Yani ne olduğunu ben biliyorum şu anda da her fiil aynı kalıpta olmayacağından ve mastarlar nasıl bulunur bunu ifade etmek, örneklemek için sözlüğe başvuruyoruz. Mazisi neydi? C, M, A. Öyleyse öncelikle cim harfini açmalısın. Ardından C, M, A. Mim geliyor yani. Öyleyse mimi bulmalısın. C, M. Sonra ayın gelmeli. C, M, A. Geldi. C, M, A. Yanında ne var? A var. A harfi muzarisinin aynı fiilini fethala demektir. C, M, A. Yec, M, U. Yec, M. Yec, M-U değil. Yec, M-I değil. Yec, M, U. Yani muzari yaptığımızda sondan bir önceki harfi fethala demektir bu. Sondan bir öncesini, bir sağındaki harfi fethala manasına gelir. Bu yüzden yec me'u dedik. Parantez arasında mastarlar verilir. İşte görüldüğü üzere cem'un yazılmıştır. Cem yazılmış. Ayında hareket yok. Çünkü mastardır. Mastarlar nedir? Mureptir. Yani son harfi. Cem'un, cem'in, cem'en farklı farklı harekeler alabilir. Mühim değil. Yani sonuç olarak mastar neymiş? Cem'un. Yani eşittir. Aradığımız şeyi bulduk mu? Bulduk. Cem'ün mastarı. Beyne şahseyni devam ediyor. Yara. Şimdi yara kelimesini arayıp bulmayı deneyelim. Şimdi bu kelime nedir? Başta y var. Y nedir arkadaşlar? Etey neden bir harftir? Y yani nedir? Zaittir. Muzari olduğunu gösteren bir alamet, işarettir. Öyleyse y mazinasından değil. Geriye ne kaldı? Ra kaldı. Tabii ra diye de fiil olamaz. Öyleyse bu nedir? Ra'a veya era ikisinden birisidir. Era da er'a olur yani ifal babından olur. Dolayısıyla o değildir. Öyleyse gelene kalır? Ra'a kalır. Tabi bu kelime biraz özel bir kelime. Yani bazı kelimeleri bulabilmek için, yani aslını tespit edebilmek için altyapı, sarf ilmi gerekir. Bunlar da ilaller ile alakalıdır. Yani kitabımız, ünitemiz bu kadar ayrıntıya girmemiştir. Biz de girmeyelim. Ama bunu bulmayı deneyelim. Sözlüğümüzü açtık. Ra harfinden giriş yaptık. Sonra ra dedik.
Ra'a'yı bulmayı deniyoruz. Evet. Ra'a yara. Ra'a mazi, yara muzari şeklinde. Evet. Yara idi. Biz de burada yara'yı bulduk. Ne oldu yani? Mazisini bulduk. Mastarı nedir? Ru'ye diye de gelebilir. Ra'yün diye de gelebilir. Görmek manasında. Böylece mazi, muzari, mastar tespit edildi. Şimdi devam ettiğimizde, evet, tezdadü diye bir kelime var. Muzari fiil. Tugaddimu yine muzari fiil. Gerçi tugaddimu muzari, mazisi ne? Gaddeme yugaddimu. Gaddeme mazi, yugaddimu muzari olur. Tugaddimu kalıbına gelmiş, çekim yapılmış. Tenteziru in tezara yenteziru. Yenteziru, yani mazisi in tezaradır. İnfial babından in tezara mazisi. Muzarisi yenteziru. Çekim yapılmış. Yentezirani, yentezirune, tenteziru. Çekim yapılmıştır. Yine muzaridir yani. Bunun dışında tahsudu hasade yahsudu. Hasade mazi, yahsudu muzari olur. Çekim yapılmış. Yahsudu, yahsudani, yahsudune, tahsudu şeklinde çekim yapılmıştır. Devamına baktığımızda te'ti, ete, mazi, ye'ti, muzari, ye'tinin çekim yapılmış te'ti haline getirilmiş şeklidir. Tes'a, sa'a, yes'a, tes'a. Yemuddu mazisi medde, medde yemuddu. Yeka'u mazisi veka'a, mazisi veka'a, muzarisi yeka'u. Mazideki vav muzaride yer almıyor. Bu da öyle bir fiildir. Neden yer almıyor? Yer alsaydı nasıl olurdu? Vaka, yaka'u, yevka'u olurdu. Yani burada vav çeşitli sebeplere binaen hasfedilmiştir, yazılmamıştır. Onlar illetlerle alakalı, ilaller ile alakalı, kitapta işlenmeyen ayrıntı konularıyla alakalı diyebiliriz. Yani mazideki bazı harfler bazen muzaride yer almaz. Muzaredeki bazı harfler de bazen emri hazırda yer almaz. Mesela vefa mazisi emri hazır ne gelir? Fi. Vefadan fi diye geliyor. Veka yegiden gi diye geliyor. Tek harfli emri hazırlarda vardır. Bunlar ama daha nadirdir yani genel kaydaya aykırıdır diyebiliriz. Yu'rafu A'rafe yu'rifu malum muzari meçhul yaptığımız zaman yu'rafu halini alabilir. İfal babından muzaridir diyebiliriz. Mazisi ne olur? A'rafe. Onun da mücerredi a'rafe olur. Yuhricu ehrace yuhricu. Ehrace ifal babından mazi. Yuhricu ifal babından muzaridir şu an gördüğümüz hali. Mücerredi de harace olurdu. Yec'alu, ce'ale, yec'alu mücerred fiil muzaridir şu an bulunduğu haliyle muzari. Ne'suru, asera, ne'suru muzaridir hal itibariyle. Ete neden? Nun almış. Yec'alu, ete neden? Ya harfi almış. Yuhricu, ete neden? Ya almış. Yu'rafu, ete neden? Ya almış. Muzaridirler. Yemüddü, medde yemüddü, eteyne kelimesinden alamet olarak y harfini almıştır. Burada bir sürü şey var. Bir sürü kelime var. Yusadigune. Sadega yusadigu. Sadega mazisi olur. Yusadigu, muzari çekim yapılmış. Yusadigu, yusadigani, yusadigune şeklinde. Adde mazidir zaten. Tıpkı medde gibi. Yümkünü, emkene yümkünü muzaridir. Eteyne harfinden ye almış. Muzarat alameti. Muzari harfi. 9'a baktığımızda değişik bir soru mu var? Devamı. 9'da ne var? Temesseke. Temessek mesela. Bu da nedir? Fiildir. Ehsin yine fiil ama tabi bunlar hep emri hazır fiiller. Hafiz yine emri hazır.
Ehsin nereden emri hazır olur? Ehsene ifal babından mazi. Ehsene mazisinden olur. Ehsene yuhsinu muzari. Ehsin emri hazırdır. Mücerret olarak mazisi hasune indi. İfal babına aktarıldı. Ehsene oldu. Muzarisi yuhsinu. Emri hazır gelir. Ehsin. Temesseke yetemesseku. Yani tefaale yetefaalu. Tefaul babından emri hazırdır. Tecavüz de yine tefaale babından olmakta. Yetefaalu tefaul oluyor. Tefaul babından olur. İltemis iltemese. Yeltemisu iltemis. İftale yeftaalu iftial babından emri hazırdır. Tuhasibi nehi hazır olur. Nehi kalıbında başında la var. Tuhasib hasebe yuhasibu. Tuhasibu. Yani mazisi hasebe. Muzarisi yuhasibu. Şu anda zaten muzari çekim yapılmış. Yuhasibu yerine tuhasibu denilmiş. Ye yerine te gelmiştir. Yani hala muzaridir. Ete neden? Yani muzari olduğuna dair alametlerden te'yi almıştır. Değerlerinde az çok anladığınızı düşünüyorum. Telka. Tu'atibuh diye bir kelime. İş. Aşe ya'işu iş. Sil. Vasale yasulu sil. Mesela lem telga. Aslında neydi bu? Yani lemi at. Bunun mazisini söyle. Le-gi-ye. Sonunda le-gi-ye-ye vardı. Lem getirdik. Ne oldu? Lem yelga olur. Lem yelga. Çekim yapılmış. Yelga, yelga ya diye çekim yapılmış. TL hali. Mönnes hali. Lem telga. Sonuç itibariyle muzaridir zaten. Başında lem olduğuna göre burası muzaridir. Kesin. Peki cezm alameti ne? Sonundaki illet harfinin düşmesidir. Yani lem geldi de kafta niye sükun yok, niye cizim yok diye düşünmeyin. Lem geldi, sonundaki illet harfini düşürdü. Bu onun cezim halinde olduğunu göstermektedir. Bunlar hep bir giriş olarak düşünebilirsiniz. Konu esasen şimdi başlıyor. Dil bilgisi. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk konumuz. Tabi Arapçada cümleleri olumsuz mana ile tercüme edebilmek için bazı edatlar var. Bunlar lem lemma, len la'dır. Lem lemma, len la'dır. Fiil cümlesinin leyse, İsim cümlesinin ise ma. Esasen burada şöyle anlatmak istemişler. Fiil cümlesinin başına şunlar gelir denilmiş. Lem, lemma, len, la. Bunlar fiil cümlesinin başına gelir. Leyse isim cümlesinin başına gelir. Ma ise hem fiil hem isim cümlesinin başına gelebilir. Ayrıca leyse benzeyenler ve cinsini nefyeden la vardır. Yani bu la şuradaki la'dan farklı, farklı, farklı iki tane la var arkadaşlar. İki la'yı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Tabii iki dedik de birazdan ne kadar olduğu tek tek açıklanacak esasen. Şimdi başlıyoruz. La. La evvela nafiye için olabilir. Nafiye olumsuz kılmak manasına gelmekte. Muzarif ile olumsuz geniş zaman anlamı verir. Manayı ne yapar? Bir kere muzari fiile yapıyor bunu, maziye değil. Bu ne demek? Mazinin başına la'yı koymayacağız demek. Daha açık ifadeyle nokta 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 ketebe yazıyor. Noktalı yere hangi olumsuzluk harfi getirir? La'yı getirme yani. Muzari'nin başına gelir diyor. Ve irab yönünden fiilde herhangi bir değişiklik yapmaz. Yani yine diyelim yektubu muzaridir. Başına la geldiği zaman lem yektubu gibi cezimli olmaz. Veya pardon, la yektubu gibi la'yı koyduk. Yektubu cezmetmez veya yektube gibi nasp etmez. Muzari normali nedir? Merfu olmaktır. Yektubu, yektubani, yektubune bu haldedir. Başına la geldi de yazılışta, harekelerde, harflerde bir değişiklik yapmayacak. La yu'rafu es-sadigu, dost bilinmez. Görüldüğü gibi. Bunlar la'yı kaldırsak da yine yu'rafu diye yazılırdı burası. La geldi yine yu'rafu diye yazıldı. Yazılışta bir değişiklik söz konusu değil. Nerede değişiklik var? Manada.
Çünkü yu'raf es-sadik dost bilinir demek. La yu'raf es-sadik dost bilinmez demek. Dost bilinmez, dost bilinir. Manayı değiştiriyor. Bundan sonra ne geliyormuş? La yenzuru. Evet, sanırım çekime sıra geldi. La yenzur o bakmaz. Yani geniş zaman da önemli. Geniş zaman nedir? Er, ardır aslında. Er, ar, ir, bilinir. Görür, uçar, er, ar, ir, ur gibi. Geniş zaman ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız Türkçe dil bilgisine, Türkçe dil bilgisi kitaba bakılabilir. Tabi olumsuz yapıldığı zaman da bilinmez, yani mezmaz diye olumsuz kılmaktadır. Bakmaz. Çipinin başında Arapçada olumsuzluk lası denen la'yı nafiye var. Çekim şöyle olur diyor. Çekimi niye örnek olarak veriyor bize? Yani la'nın bir şey değiştirmediğini tek kalıpta değil her kalıpta görün istenmiş. La yenzuru. Kalıp ne diyelim şemayı anlayabilmek de önemli. Müfret buradan aşağı doğru her biri nedir? Müfrettir. Müsenna buradan aşağı her biri tesniye. Cemi aşağı doğru her biri cemi. Gaip demiş. Şimdi sağdan sola doğru her biri gaip. Gaibe yine sağdan sola. Ve de muhatapla yine sağdan sola devam ediyor. Aşağılara devam var. Üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs. Şahısları da bilmek lazım. Birinci şahıs ben, biz manasına gelen kelimelerdir. Ben görüyorum, ben anlıyorum. Biz uçuyoruz, biz anlıyoruz. Hep biz, ben dediğim için birinci şahıs. Ama sen anlıyorsun, siz anlıyorsunuz. Sizden bahsediyorsam siz ikinci şahıssınız. Ama ne ben ne siz. Yani yan yana bulunan kişiler değil de üçüncü bir kişiden bahsediyorum. Uzaktaki bir kişiden o da o ikisi onlar diye mana verilir. Onlara da üçüncü şahıs adı veriyoruz ve onlar gaip gaibedir. Gaip erkek için söylenmekte, gaibe bayan için söylenmektedir ki manada bir değişiklik yok. Yani hala o ve odur. Tabi o bakmaz bir erkek, o bakmaz bir kadın. Böyle bir farklılık var gaip gaibede. Hani Emin, Emine gibi. Emin erkek ismi, Emine bayan ismi. Hakim, hakime gibi. Muhatap dediğimizde sen, siz diye mana veriyoruz. Muhatabı erkek için, muhataba bayanlar için olur. Bir de mütekellim var. Mütekellim ortaktır. Yani mütekellim kalıptaki mesela la enzur bakmam dediğimiz kelime bayan için mi erkek için mi? Her ikisi için de olur. Bayan için de olur, erkek için de olur. Konuşan kimse ona uygundur, fark etmiyor. Çünkü la enzuru bayan için ayrı, erkek için ayrı yazamayız. Ortaktır. La nenzur bakmayız, biz bakmayız. Biz bayanlar da olabilir, erkekler de olabilir. Bir farklılık söz konusu değildir. Şimdi kısaca bir çekim. La yenzuru, la olmasaydı yine yenzuru, yenzurani, yenzuruna, tenzuru, tenzurani, yenzuruna. Tüm kalıplar bu şekilde yazılırdı yani bir değişiklik olmazdı. Şimdi la'yı getirdik, bir şey değişmedi. Biz bunu birkaç değişik fiille yapalım. Mesela burada yenzuru yapılmış. La yenzuru, la yenzurani, la yenzuruna, la tenzuru, la tenzurani, la yenzurna. Buraya yektubu'yu koy. La yektubu, la yektubani, la yektubuna, la tektubu, la tektubani, la yektubuna. Yeftahu değil mi? Fetaha yeftahu. Fetaha fethetti, açtı. Yeftahu fetheder, açar manasında. Buraya koyalım. La yeftahu, la yeftahani, la yeftahuna, la teftahu, la teftahani, la yeftahna diye okunur. Tabi yeftahu dedim. Şuraya yani yeftuhu demedim değil mi? Yeftahu dedim. Çünkü muzaridedeki kalıp neyse o şekilde okunur. Tehu idi. O yüzden bu da yenzuru. Nazara yenzuru. Mazisi nazara bunun. Başka bir örnek olarak mesela haraca çıktı. Yahrucu çıkar. Çıkıyor. Yahrucu'yu koyalım. La yahrucu. La yahrucani. La yahrucuna. La tahrucu. La tahrucani. La yahrucuna. Şu an 3 tane fiille yaptım. Değişen neymiş anlaşılsın diye. Bu ne dedi? Kelimenin aslında nezara yani nun
Z ve Ra değişmiyor. Bunlar hep var ama baştaki Y, baştaki Y'ler veya başa T geliyor. Başa yine Y geliyor. Sonlara esreli nun veya fethalı nun gelebiliyor. Yine fethalı nun ama sağındaki ra cezimli esreli nun gelebiliyor. Böyle değişkenler var. Fiili ne kadar değiştirsek değiştirelim bunlar değişiyor. Tabii değişmeyen şeyler böylece anlaşılsın istedik. Şimdi diğerine bakalım. La tenzur. La tenzurani, la tenzuruna. Tabii burada yanlış yazılmış. Onu da hemen ifade edelim. La tenzur. Ra'yı cezimleyemez. La'nın öyle bir yetkisi yok. Nitekim yukarıda cezimleyememiş. Burada da cezimleyememiş. Burada da cezimleyememiş. Burada Ra'nın cezimli yazılması tamamıyla nedir? Yazım hatasıdır, baskı hatasıdır. Ne diyeceksek artık. Yani mümkün değildir bu. Dolayısıyla siz bunu nasıl çekimini yapın veya ne yapın? Elinizde kitap vardır. Bunu izleyenlerin çoğu zaten ön lisans öğrencisidir. Cezimden hemen aşağıya doğru bir çizgi çizin. Bunu ötreye çevirin yani. Tenzuru. %100 böyle şüphelenmeyin sakın. La tenzuru, la tenzurani, la tenzuruna. La tehrucu, la tehrucani, la tehrucuna. La tektubu, la tektubani, la tektubuna. Yani çeşitli fiilleri buraya koyarak çekim yapabiliyorsanız öğrendiniz demektir. Burası neresi? İkinci şahısmış, muhatapmış. Yani sen, siz, sizler falan. Geldik muhataba kısmına. La tenzurina, la tenzurani, la tenzurna. Harace yahrucudan. Nasıl olur bu? Yahrucudan. La yahrucine diyemeyiz değil mi? Başta T koyacağız biz de. La tehrucine, la tehrucani, la tehrucuna. La tektubine, la tektubani, la tektubuna. La enzuru, la nenzuru. La ektubu, la nektubu. Ektubu, nektubu yani. La ehrucu, la nehrucu. Nehrucu dedim. Burada nun okumadım. Çünkü buradaki nun ne zara kelimenin aslından olduğu için iki nun yan yana geldi. Yani hangi fiili koyarsak koyalım iki tane nun yan yana gelir diye bir şey yok ya. Dikkat etmek gerekiyor. Fiil çekimi daima önemlidir. Bu çekimle alakalı bir problem yaşarsanız yani muhakkak haber verin. Gerekirse fiil çekimiyle alakalı ek bir video da çekebiliriz. Fiil çekimini iyi bilmeniz önemli. Tabi haber ver diyoruz da fiil çekimiyle alakalı bir videomuz vardı esasen. Şu an bunun linkini görüyorsunuzdur. Bu çekimi örnek alarak la yenfe'u o fayda vermez. Tam olarak çekimini yapınız demiş. La yenfe'u bir örnek verilmiş zaten. Sıra sizde diye yazılmış. Sanırım sıra sizde olduğu için cevabı kitabın sonuna doğru vardır. Veya ünitenin sonunda veriyor. Çekimde problem yok. La yenfe'u, la yenfe'ane, la yenfe'una. La tenfe'u, la tenfe'ane, la yenfe'ane diye çekim devam ediyor. Bir de ne var? La'yı nahiye var. Nahiye yani yasaklayıcı demek. Bu la-i nahiye yani muzari'nin başına gelerek nehi yani yasak ifade eder ve muzari cezmeder. Muzari fiilin yazılışında bir değişiklik meydana getirir. İrapta farklılık. La tuhasibi şekline getirmiştir. Aslında neydi? La olmasaydı tuhasibu olurdu. La tuhasibi çekimini görün denilmiş. La tuhasibi, la tuhasiba, la tuhasibu, la tuhasibi yani müfrette. Birisi müfret, tesniye aşağı doğru, cemi aşağı doğru. İşte burada muhatap çekimi var. Sağdan sola, sağdan sola. Yani la ile yapılan nehide arkadaşlar bu nehi hazır adı verilmekte. Hazır karşımdaki kişi demek. Karşımdaki kişiyi yasaklamak için kullanılır. Bunun gaip, gaibe sıgaları yoktur. Çünkü hazır yani karşında olan kişi içindir. Dolayısıyla fiilin başında daima ne var? T var yani. La tuhasib. T olmak zorunda. Y olmaz bunda.
Oysa az önce işlediğimiz lada Y de olabiliyordu, T de olabiliyordu. Bunda sadece T oluyor. Dikkatinizi çekelim. La tuhasib, hesaba çekme. Kim? Sen yani. Siz ikiniz, sizler. O değil. O diye bir şey yok. Bu yüzden gayet yok burada. Yani üçüncü şahıs yok. Sadece ne var? İkinci şahıslar var. La tuhasibi. Müfret olduğu için cezm alameti nedir? Sükun. Yuvarlak şey. Ama tesniyeye geldiğimizde o şekilde sükun aramıyoruz. La tuhasiba. Ne değişti acaba? Mesela bir yukarıdaki la'nın tesniyesine bakarsanız la tuhasibani diye yazar. Orada esreli bir nun vardı değil mi? Tesniye nunu en sonunda vardı. Ama bu la'da yok. Niye? La cezmediyor. Nasıl cezmediyor? Fiilden bahsediyoruz. Tesniyenin cezm alameti ne? Nunun düşmesidir. İsimlerde cezm diye bir şey zaten yok. Tesnielerde nun düştüyse bil ki o cezmedilmiştir. Buna göre nokta 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 tuhasiba yazıyor. Noktalı yere hangisi getirilmelidir? Aşağıda bir şeyler yer alır mesela. Ne yapacağız? La'yı seçeceğiz. Ama hangi la'yı orada diyebilir belki? Nefi la'sı, nehi la'sı, şu bu yazabilir. Siz ne yapacaksınız? Nehi la'sını seçeceksiniz. Tesniyenin cezm alameti neymiş? Sondaki nunun düşmesi. Az önceki tesniyeye bakalım isterseniz daha kolay olabilir. Ne vardı? La yenzurani. Esre nun var. Buradaki la nefi olduğu için bir etki yapmamıştı. Ama bunu nehi lası sayarsak ki o da sadece başında T olan yerde olabiliyordu. Buradaki la nehi sayarsam la tenzura diye okurum. Tenzurani diyemem. Nun düşer. Ne zaman düşüyormuş? Nehi lası ise. Nefi lasında ise nun sabittir. Aynısı Cem Müzekker Salim için de az sonra sabit olduğunu göreceğiz. Neredeydik? Buradaydık. Ne yaptık? Sondaki nun düştü. La tuhasi bu sondaki nun fethalı nun oluyordu Cem Müzekker Salim'deki. O nun da düşmüştür görüldüğü üzere. Düşmüş yani yazıda yeri yok. Yazılmıyor. La tuhasibi sondaki nun yok. La tuhasiba sondaki nun yok. La tuhasibine sondaki nun var. Zaten buradaki nun hiçbir halde düşmez. Niye? Alamettir. Alametin düşmesi caiz değildir. Bu yüzden buradaki la sabittir. Yani her zaman yazıda yer alır. Burası neresi? Muhatabanın cimisi. Muhatabanın cimisindeki nun sabit. Onun dışındaki nunlar düşer. Yerinde kalamazlar. Niye düşüyorlar? Baştaki la nehi lası olduğu için. Yani yasaklama lası. Ne diyor? Siz ikiniz hesaba çekmeyin. Siz ikiniz gitmeyin. Siz ikiniz oturmayın. Siz ikiniz boş durmayın gibi hep yasaklama kalıbı içinde. Yasaklamak manasındadır. Bu kipi örnek alarak la tentazir yani tentazir kelimesini kullanın çekimini yapın demiş. La tentezir, la tentezira, la tenteziru diye devam eder. Sadece ne var? Şuradaki nunu düşünmeyeceğiz. Sıra sizde olduğu için yani cevabı vardır diye zaten ben tamamını denemedim, okumadım. C şıkkı dua ve beddua ifade eden la. Bu mazi fiilin başında gelir. Olumsuzluktan başka hiçbir değişiklik de yapmaz. Yani ne demek bu? Olumsuzluk manası ifade eder. İrab'da hareketi bir değişiklik yapmaz. La merizte hasta olmayasın. Hasta olursan o zaman görüşeceğiz manasında. Herhalde adama iyi davranmamışlar. Sen de hasta olursan gününü görürsün. Demek ki neymiş? Beddua manasında. Bu pek çıkacak değildir. Çıkarsa da ancak bu örnekle çıkar diye düşünüyorum. Bunlar düşünce tabii. Yani Arife ile aramızda bir bağlantı yok sonuçta. Len. Bu edat devamlı muzari fiilden önce gelir. Muzariden sonra gelmez. Maziden önce de gelmez. Devamlı muzari fiilden önce gelir. Onun manasını gelecek zamanın olumsuzuna çevirir ve nasbeder. Ne diyor? Gelecek zamanın olumsuzuna. Yalan söylemeyeceğim. Ve nasbeder diyor. Gelecek zaman nedir? Ecek, acaktır. Olumsuz ne olur? Ecek acağın başına M, ma gelir. İşte
Gideceğim, gitmeyeceğim. Uçacağım, uçmayacağım. Anlayacağım, anlamayacağım. Hep ma gelir başa. Ve nasb eder. Nasb ne demek? Fiillerde irab konusu esasen burada devreye giriyor. Bu yüzden fiillerde irab adlı videomuza bakmanızda fayda olabilir. Elbette fayda olabilir ama burada zaten kısaca ona da değineceğiz. Şimdi burada şuna değinmemişler. Ne demiş? Gelecek zaman olumsuzuna çevirir ama tekitten bahsedilmemiş. Çünkü len esasen tekit, nefi, istikbaldir. Tekit, manayı kuvvetlendirmek demek. Yani asla, kesinlikle, şüphesiz ki, muhakkak ki gibi bir kelime kullanmak da gerekir. Manayı kuvvetlendiren, pekiştiren, tekit yani. Yalan söylemeyeceğim değil de asla yalan söylemeyeceğim. Veya asla yerine kesinlikle yalan söylemeyeceğim şeklinde tercüme edilir. Elbette len'in bu kesinlik manası bazı dilciler tarafından kabul edilmemiş ve çevreye eklenmemiştir. Nitekim biz de şu anda onu görmekteyiz. Kesinlik manası burada yer almamış. Yalan söylemeyeceğim diye yer almıştır. Ekzibe kipinin başında len bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu edat muzariyi nasb etmektedir. Tam çekim şöyle olur diyor. Len yekzibe. Şimdi len ne yapardı? Nasb ederdi. Yapmış mı? Evet. Muzari burada müfret olduğundan fetha ile nasb konumunda. Len yekzibe bağda fetha var. Nasb etti. Kim? Len nasb etti. Yani yekzibe kelimesinin son harfi olan bağda niye fetha var? Len'den dolayı nasb etti çünkü. Len yekzibe bağda niye fetha var? Len yaptı diyemiyoruz burada. Burada akla şu gelmesi gerekiyor. Len yekzibe ni olması gerekiyordu. Tesniyenin sonunda nun olur ya. Nun niye yok? Akla bu gelmeli. Cemil Müzekker Salim bu. Sonda niye nun yok? Akla bunlar gelmelidir. İşte len nasb ediyor. Tesniyenin nasb hali sondaki nunun yazılmayışıdır. Nasb alameti bu. Yani nasb etmiş. Cemil Müzekker Salim'in sonunda da nun yok. Yani cemi bu. Sonda nun yok. Çünkü len nasb etmiş. Nasbı sondaki nunu düşürmektir. Bağda öte var. Nasb olmamış demeyin yani. Nasb her zaman fethanın olması manasına gelmez. İşte müfrette fetha yazılmasına nasb diyoruz. Tesniyede ve cemide nunun düşmesine nasb diyoruz. Yani şu kanıda olmayın. Nasb, mensup, eşittir, fetha. Cer, mecrur, eşittir, esre. Raf, merfu, eşittir, ötre. Böyle bir şey yok. Burada da bunun en açık ifadesi yer alıyor. Burada fetha yani aslında nedir? Harekedir. Harekeyle nasıl konumunda? Len yekziba. Yekziba da hareke söz konusu değil. Harf. Harf ile nasıl konumunda? Yani harfin yazılmayışı ile nasıl konumunda? Cemide de yine harfin yazılmayışı ile nasıl konumunda? Demek ki hareke de olabilir, harf de olabilir. Tabii. Devam ediyoruz. Len tekzibe fetha ile nasb. Len tekzibe fetha ile nasb. Tesniyelerden nun'un düşmesiyle nasb. Burası neydi arkadaşlar? Gaybe yani müennesin cemisi olduğundan nun asla düşmezdi. Bu yüzden nun burada durmaya devam ediyor. Bunun başında len olsa da olmasa da ne olur? Yekzibne diye yazılır. Yazılır içini değiştiremeyiz. Tekzibu sondaki nun yine düşmüştür. Nunun düşmesiyle nasb konumunda. Len tekzibi aslında neydi? Tekzibine sonda nun vardı. Nunun düşmesi üzere nasb konumunda. Nunun düşmesi üzere nasb konumunda. Muhataba yani müennes yani dişi kalıbının cemisinde olduğumuzdan nun yine yazılır. Mütekellim şahıstayız yani ortak. Mütekellim konuşan demek. Len eksibe, len nekzibe görüldüğü üzere fetha ile mensup konumundalar. İfade ettiği manada gelecek zaman olumsuzdur. Len yekzibe o yalan söylemeyecek. Len yektube o yazmayacak. Len yensura o yardım etmeyecek. Vesaire. Yezbahu zebaha yezbahu fiilinin başına len getirerek tam olarak çekiniz ve manalarını veriniz. Yezbahu nasıl olur? Len yezbaha müfret olduğunda fethayı getireceğiz. Tesniye ve cimiler eğer müennes değilse yani müennesin cimisinde nun yazılıyordu unutmuyoruz. Müennesin cimisinde nun var. Onun dışındaki tüm cemilerde ve tabii ki yine
Müennes olsun olmasın tüm tesnelerden nunu düşürüyorduk. Bir de muhatabanın müsnedinde de nun normalde olur. Len geldiği zaman nun düşüyor. Burada nun yok şu anda. Niye yok? Len geldiğinden. Len olmasa müsnedde de nun oluyor. Ama sadece bu kalıpta. Sıra geldi leme. Lem ne yapar? Devamı muzari fiilden önce gelir. Yani maziden önce gelmez. Muzari fiilin manasını olumsuz geçmişe çevirir ve cezmeder. Yani irabet etkisi var. Lem mektubu yazmadı demektir. Ama burada lemi kaldırırsak ne olur? Lem kalktı. Yektubu yazıyor. Değil mi? Geniş zaman yazıyor. Yazar geniş zaman. Lem getirdim, olumsuz yaptım. Yazmıyor olmadı. Yazmadı diye çevirdik. Yani lem olmadığında esasen bu nedir? Olumludur. Evet. Nasıl bir olumlu? Muzari, geniş, şimdiki zaman. Ama başına lemi getirdiğin zaman şimdiki zamanın olumsuzu olmuyor yani. Ne oluyor? Geçmiş zamanın olumsuzu oluyor. Ona dikkat etmek gerek. Yazmadı. Yazmıyor, yazmaz değil. Çok önemlidir. Arapça bir cümle verirler. Örneğin şunu verirler. Aşağıda çeviri verirler. Hangisi doğrudur? Çevirilerinden bir tanesinde yazmıyor, öbürü yazmaz, öbürü yazmadı diye mesela şıklarda yazar. Siz yazmadı, yani medimadı. Geçmiş zamanı seçmeniz gerekir. Çekim yapılmış. Lem yanzur, lemi at. Yenzuru, değil mi? Ra nedir? Ötelidir. Lem geldi, lem yanzur, cezmet. Nüset olduğundan cezme alameti nedir? Sükundur. Lem yanzura, lem yanzuru, tesne ve cimrilerde cezme alameti ne? Nun'un düşmesi. Nun yazılmamış. Ama tabii ki gaibe, yani dişi kalıbının cimrisinde nun düşmez, yazılır. Lem tenzur, lem tenzura, nüfette cizim, tesniyede nun'un düşmesi. Yine aynı şekilde. Hepsinde, yani tesniye ve cimride nun düşmüş, nüfette sükun yazılmıştır. Yine dişiye geldik, muhataba kalıbı. Cemisinde ne olacak? Nun yazılacak. Lem tanzuri, lem tanzura. Bunlarda da yine nun'un düşmesiyle cezm söz konusu. Lem enzur, lem nenzur. Mütekellim sıralarında da yine cezm vardır. Tabi muhataba yani ikinci şahıstan bahsediyorum. Müsredinde nun'un düşmesiyle cezm söz konusu iken tesniyesinde nun'un düşmesi. Yani ikisinde de aynı şey söz konusu diyebiliriz. İkisinde de nun düşüyor. Ama dikkat etmek gerekiyor. Bakın buradaki müsredde nun düşerken diğer müsredlerde cezim var. Sükun var yani. Nun düşmesi de söz konusu değil. Önemlidir. De tekrar edeyim. Muhataba yani ikinci şahıs dişiden bahsediyoruz. Onun müsredinin cezm alameti nedir? Nun'un düşmesidir. Oysa diğer müsredlerde nun düşmesi söz konusu değildir. Direkt sükun gelerek cezm olmakta. Buna mütekellim de dahil. Lem yanzur bakmadı anlamındadır. Yakifu vekafe yakifu. Fiilinin başına lem getirerek çekimi yapın. Yakifu lem geldi. Lem yakif. Lem yakifa. Lem yakifu. Devam edin denemiş. Lemma bu da lem gibi yani devamı muzari fiilin başına gelir. Mazinin değil. Aslında lemma mazinin de başına gelir. Bakalım belki söyler. Lem gibi muzari fiilin manasını olumsuz geçmişe çevirir. Ancak lemdeki olumsuzluk mutlaktır. Yani esasen süreç bitmiştir. Mesela lem yektubu yazmadı dediğimiz zaman, mesela kim Ali'nin Ali, Ali ödevini yazmadı dediğimiz zaman Ali'nin ödevini yazması beklenmiyor da süreç bitmiştir. Çalışması için kendisine ayrılan vakit bitmiştir manasına gelir. Oysa Lemma'daki olumsuzluk sözü edilen geçmiş zamandan ta konuşulan ana kadar devam eder. Lemma bulunan cümlede henüz veya hala ifadeleri kullanılır. Ama nedir? Bu kişinin hala bunu yapma ihtimali vardır. Mesela lemma yektub Ali dediğimiz zaman Ali dersini henüz yazmadı veya Ali dersini hala yazmadı diye çeviririz. Hala yazmadı ama belki birazdan yazar. Böyle bir mana da çıkmış oluyor. Oysa lemde birazdan yazabilir, yarın yazabilir gibi bir düşünce söz konusu değildir. Sıra geldi leyseye. Bunların lemmanın çekim yapılmadı da bununla aynı yani lem yerine lemmayı koy çek.
yazılışta bir değişiklik söz konusu değil. Sadece manada ne yapacağız? Bakmadı değil de hala bakmadı. Manayı veya henüz bakmadı şeklinde yapacağız. Leyse bu kâne'nin benzerlerinden, yani kâne grubu, nakıs mazi bir fiildir. Nakıstır, yani habere ihtiyaç duymaktadır. Mazi bir fiildir, bir de o var. Kâne gibi ismini raf haberini nasbeder ve isim cümlesini olumsuz hale getirir. Leyse olmadı değildir şeklinde zaten olumsuz yapacak. Bir de habere nasbedecek ismini raf edecek tıpkı kâne gibi. Genel olarak değil olmadı anlamındadır. Örnek Veresitis Sadegati devam ediyor. Dostluk benciller için bir fırsat değildir. Değildir nereden geldi? Leyse'den geldi. Bu cümlede Leyse'nin ismi Es-Sadegat kelimesidir. Haberi ise fursaten kelimesidir. Habere nasb konumundadır görüyorsunuz. İsmi de raf konumundadır. Öteyle yazılmıştır. Cümle olumsuzluk arası anlamı veren de leysedir yine. Leysenin haberinin başına genellikle harfi cer olan ba gelir. Örnek. Eleysallahu bi ehkemil hakimin. Leyse zalimen gibi. Evet, burada leyse'den sonra lafzatullah yani Allah lafzı nedir? Leyse'nin ismidir. Ahkem ise onun haberi olmaktadır. Leyse zalimen, o zalim değildir. Mesela leyse hüve, hüve ne olur? İsmi olur, zalimen haberi olur. Haberi mensup. Bunun şahıslara göre çekimi de şöyledir. Leyse zalimen, leysa zalimeyni. Şimdi buradan ne anladınız? Leyse zalimen, leyse zalimeyni. Anlamanız gereken bir şey var. O da nedir? Zalimen nedir? Müfrettir. Leyse de müfrettir. Leyse zalimen. Leyse hüve zalimen. Hüve ne olur? İsmi. Zalimen haberi. Leyse birbirine uyum içerisinde müfretler. Leysa tesniye oldu. Zalimeyn de tesniyedir. Leysa tesniye. Mesela leyseyi ketebe kabul et. Keteba olur değil mi? Mazinin tesniyesi. Zalimeyn tesniye olur. Leysu cemi, ketebu gibi cemidir. Zalimine cemidir. Demek ki leyseyi müfret için kullanırsak tabii ki leysi diye yazarız. Tesniye için leysa, cemi için leysu, leyset, leyseta, lesne. Lesne ne oldu? Cemi, müennes, gaibe kalıbı. Lesne. Leste, lestuma, lestum, lesti, lestuma, lestunne, lestu lesna çekimleri verilmiş. Yani leysenin çekimini bu şekilde yapabilirsiniz. Ketebin çekimini yapabiliyorsanız aynı şekilde leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne, leste, lestuma, lestum, lesti diye çekimlerini yapıp ezberlemenizde fayda vardır. Mesela ne olur? Sınavda nasıl bir şey çıkabilir? Şu şekilde cemi bir şey yazılır. Zalimine nokta nokta sağ tarafta olur. Nokta nokta yere ne getirilebilir ne getirilemez şeklinde sorulur yani. Mesela lestunne gelmez. Çünkü lestunne müennes içindir. Oysa zalimine müennes kalıbı değildir. Veya zalimeyni nedir? Tesniyedir. Siz bu tesniyenin başına mesela lesna'yı getiremezsiniz. Lesna çünkü biz demektir. Biz bir cemiyiz. Zalimeyn ise tesniyedir. Bunun başındaki noktalı yere lesna gelmez. Veya lestu. Lestu ne demek? Ben değilim. Ne değilim? Zalimine, zalimler değilim. Olmaz ki zalimen, zalim değilim. Tek yani olması gerekir. Bu yüzden zalimine'nin başına nokta nokta olsa lestu getirilmez. Yani nereye getirilir? Müfret, tesniye, cimi, müennes, müzekker. Buna dikkat ederek getirilir. O yüzden bunun çekimini ezberlemenizde fayda vardır. Leyse cahilen, o cahil değildir ifadesinin yukarıdaki örnekte olduğu gibi tam çekimini yapınız ama sıra sizde arkadaşlar. Cevabı var yani sizde. Öyleyse ben devam edeyim. Ma. Sıra geldi ma'yı incelemeye. Ma ne olabilir? Fiil cümlesinin başına gelebilir. Ki bu fiilde mazi olabilir. Veya ne olabilir? Muzari olabilir. Mazi ise ne olur? Sadece geçmiş zaman olumsuzluğunu ifade eder. Başka bir etkisi yoktur. Yani mazi fiilin başına gelirse olumsuzluk ifade eder. İrab yönünden bir etkisi yoktur. Ketebe yazdı, ma ketebe yazmadı. Ali dersini yazmadı.
Şehir muzari olabilir. Bunun da ma ne olur? Şimdiki zaman olumsuzluğunu ifade eder. Mesela zehebe yezhebu, ezhebu ben gidiyorum, ma ezhebu gitmiyorum. İrab'da bir farklılık var mı? Yok. Yani nasb etmedi değil mi? Cezmetmedi. Hiçbir şey yapmadı. Sadece olumsuz yaptı. Öyleyse diyebiliriz ki ma fiilin başına gelebilir. Ki bu fiil hem mazi hem muzari olabilir. Mazinin de başına gelir, muzarinin de başına gelir. İster mazinin başına gelsin, ister muzarinin başına gelsin, hareke bakımından bir değişiklik yapmaz. Ama tabii ki olumsuz yapar bunları. İsim cümlesinin de başına gelebilir. Bu durumda leyse gibi isim de haber alır. Çünkü leyse'ye benzeyen ma ve la diye bir kavram, bir şey vardır. Bu da leyse'ye benzeyen ma'dır. İsim ve haber alır. İsmini raf, haberini nasb eder. Tıpkı leyse gibi amel eder yani. Ama leyse gibi amel edebilmesi için bazı şartlar var. Bunlar neymiş? İsmiyle haberinin yer değiştirmemesi. Yani önce ismi sonra haberi geliyor. Haberini başa alalım, ismini sonra getirelim dersek bu olmaz. Olumsuzluğunun da illa ile bozulmaması gerekir. Olumsuzluğu sağladık, ardından illa getirdik. Bu durumda olmaz. Yani amel edemez. Yani isim ve haber almaz. Bu şartlardan birinin bulunmaması durumunda isim cümlesine irab yönünden bir etkisi olmaz. İsim almaz kendine, haber almaz kendine. Yani irabta bir etkisi söz konusu olmaz. Sadece ne olur? Olumsuzluk manasını verir, o kadar. Her durumda anlamı değildir diye çevrilir. Değildir, olmadı diye mana verir. Mahaza beşer. Bu bir insan değildir. Bu cümlede haza ma'nın ismidir. Haza onun ismi. Beşer ise haberidir. Nitekim nasb etmiştir. Mahaza illa beşer dediğimizde ise illa ile olumsuzluk bozulmuştur. Bu durumda haza mübteda beşer haber olur. Yani haza ma'nın bir şeysi olmaz. Beşer ma'nın bir şeysi olmaz. Oysa yukarıda haza ma'nın ismi idi. Beşer onun haberiydi. Ma'ya bağlıydılar. Ma yani başkentti. Tüm şehirler oraya bağlıydı. İlla'yı getirdik. Kimse ma'ya bağlı değil. Herkes bağımsız birer ülke gibi takılıyor yani. Evet, niye? Çünkü illa getirildiğinden. Ma'nın haberinin başına genellikle harf-i cer olan ba getirilir. Ve mahum bi mu'minin. Onlar inanmazlar. Evet, ve mahum bi mu'minin. Leyse'ye benzeyen olumsuzluk harfleri. Nedir o? İn olabilir, ma olur, la olur, late olur. Bunlar arasında en az kullanılan late'dir. Diğerleri çok yaygındır. Mesela in çok yaygındır. Şartları gerçekleştiği takdirde leyse gibi amel eder anlamı değildir. Yani ini şartıya var değil mi? İn. Mesela ders çalışırsan sana şu ödülü alacağım şeklinde şart cevap yapabilir in. Ama aynı zamanda burada gördüğümüz gibi olumsuzluk da ifade edebilir. Örnek olarak ne demiş? İnil hayatu haliden. Hayat sonsuz değildir. Yani inil hayatu hayat değildir. Ne değildir? Halideten sonsuz değildir. İni nundaki esreye yani takılmayın. Burada in yazıldı, burada ini yazıldı diye düşünmeyin. Bu nedir aslında? İn, indir. Buna niye esre verildi? Sonradan verildi. Bu aslında in, tamam. Ardından in el hayatu diye okunmaz yani parça parça okunmaz. Birleştirmek gerekir. İn sükunludur yani cezim var. Kuralımız var. Çeşitli derslerde değinmiştik. Sakin bir harfe ki buradaki nun sakin oluyor değil mi? İn sakin. Sakin bir harf hareke verirken esre verilir diye kural vardı. Bu yüzden ona esre verilmişti geçiş yaptığımızda. İn harfinin lesse gibi isim ve haber alabilmesi için iki tane şart var. Haberi isimden önce gelecek, illa kullanılmayacak cümlede. Yani buna göre in Halit önce gelseydi, El Hayat sonra gelseydi şu irabı alamayacaktı. Sıra geldi la'ya. Şartları gerçekleştiği takdirde o da ne olur? Leyse gibi amel eder. Anlamı değildir. La cundiyyun cebanen. Hiçbir asker korkak değildir. La cundiyyun hiçbir asker değildir. Ne değildir? Cebane korkak değildir. Cundi la'nın ismi, ceban onun haberi olur. Haberini nasip etmiş.
İn harfinin nesliği gibi amel edebilmesi için bazı şartlar vardır. İsmi ve haberi her ikisi de ne olacak? Nekre olacak. Öyleyse marife nekre nedir? İyi bilmeniz gerekir. Haberi isimden önce gelmelidir. Haberinde bildirilen hüküm illa ile bozulmamalıdır. Yani o cümlede illa olmayacak. La cündiyyun illa ceben gibi bir şey söz konusu olmamalı. Late, şartları gerçekleştiğinde o da leyse gibi amel eder. Manası değildir, olmadı. La tebkel an, la tesaati bukain. Artık ağlama. Vakit ağlama vakti değildir. Late harfinin leyse gibi isim ve haber alabilmesinin şartları var. İsmi ve haberi saat, vakit, hin, hepsi de zaman bunların gibi zaman ifade eden isimlerden olmalıdır. Evet, haberi bunlardan biri yani zaman ifade etmesi gerekiyor. Late'nin hem ismi hem de haberi aynı anda cümlede bulunmamalıdır. La tesaate bukaen cümlesi la tesaatu saate bukaen takdirindedir. Aynı cümlede bulunmamalıdır derken haberi mesela ne olmalı? Mahzuf veya ismi değil mi? Hem ismi hem haberi diyor. İkisi aynı anda bulunmamalı. Yani birinin hasfedilmiş olması gerekiyor. Hasfedilmiş yazıda yer almıyor demektir. Ama biz bunu manacı anlayabiliyoruz demektir. Bu şekilde oluyor. Cinsini nefeden la var. Cinsini nefeden yani tamamen olumsuzluk ifade eden la in gibi ismine naz habeyeni raf eder. Cinsini nefeden yani olumsuzluk kılan la'nın ismi önemli burası. La'nın ismi muzaf, şibhi muzaf ve müfret gelebilir. La'nın ismi kaç şekilde gelebilirmiş? Üç şekilde. Bir, muzaf, şibhi muzaf. Bir, muzaf. İki, şibhi muzaf. Üç, müfret. Bir, muzaf. İki, şibhi muzaf. Üç, müfret olarak la'nın ismi gelebilir. Muzaf zaten biliyoruz. Muzaf, muzafın iley. Bir de ne var? Şibhi muzaf var. Muzafa benzer demek kelime manası. Ama muzafa benzer hangi yönden benziyor acaba? Bir kapalılık söz konusu. Esasen şibhi muzafı biz daha önce müptida haber konusunda işledik. Başka inne ve kardeşleri konusunda işledik. Orada şibhi muzafı işte nüsredi ne yaptık? Geniş geniş ele aldık. Pek çok örnek verdik. Burada kitap anlatacak. Biz de üzerine bir iki şey ilave ederek geçeceğiz. Fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Yani şibi muzaf nedir? Kafasına çok takılan varsa, nüsret nedir? Çok takılan olursa. Müpteda haber videolarımızı veya inne ve kardeşleri, inne ve benzerleri adlı videomuzu izleyebilirler. Nüsret ne demekmiş? Muzaf olmayacak ve şibi muzaf olmayacak demek. Nüsret ne demek? Muzaf değil, şibhi muzaf değil. Muzaf zaten belli. Muzaf, muzafın ileyi. Şibhi muzaf da şu an itibariyle belli değil. Birazdan her biri belirli hale gelecek. İsmi muzaf olarak gelen la'ya örnek. Neymiş o? La şahide zurin. Mahbub. Şimdi la şahide zur kelimesine baktığımızda şahit muzaftır ve mensuptur. La'nın ismidir. La şahide, şahit muzaf. Nereden anladım? Ardından gelen kelime ne? Zur. Mecrur mu? Evet. Son harfine bakılır. Son harf nedir? Esrilidir. Niye esrili oldu ki? Bunun başında harfi cer mi var? Yok. Öyleyse muzaf var. Zaten bu kelime ya harfi cer ile mecrur olur, ya muzaftan dolayı mecrur olur, ya da sağındaki bir kelime tabidir, örneğin sıfatıdır veya bedelidir gibi bir durum söz konusu olur. Burada nedir? Şahit kelimesi muzaftır. Zuhuru cer etmiştir. Demek ki burada la'nın ismi ne? Muzaf. 2. Şibhi muzaf olarak gelişe örnek. Bu cümlede diyor mukassıran şibhi muzaftır ve la'nın ismidir, mensuptur. Yukarıdaki de mensuptu. Şahide mensup, mukassır da mensup. Mukassırın şibhi muzaf olduğunu nereden anladık? Şibhi muzaf olabilmesi için bir kelimenin evvela vasıf isim olması gerekiyor. Yani ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbeh, ismi tafdil gibi o kalıptan olması gerekir.
İşte mukassır kelimesi isim faildir. Kassara, yukassiru, taksir, mukassir isim fail. Fa'ale, if'ailu, tef'il babından isim faildir. İsim failler, isim mef'uller, bunlara dair de video daha önceden yine çekmiştik arkadaşlar. İsim fail olduğunu anlamanın en basit yolu son harften bir sağdaki harf. O nedir? Sattır. İşte son harfin bir sağdaki harfin bir sağdaki harfin esreli oluşu onun isim fail olduğuna bir nedir? İşarettir. Sat esreli. Ama başta mim olması gerekiyor yani. Tabii mücerret fiil olsaydı mesela ketebe, yektubu, kitabun, katibun mücerretlerde mim aranmaz başta. Mücerret olmadığından başta mim aradık. Son harfin bir sağı olan satta burada esreyi gördük. Bunun isim fail olduğunu gösterdi. Şimdi muzaf bu demek yani. Bunun dışında bir de ne diyebiliriz? Mana kendisiyle tamam oluyor. Manas kendisiyle tam oluyor. Kendisi olmaksızın, bir başka şeye bağlı olmaksızın mana tam olmuyor. Yani la mukassıran desen bir mana anlaşılmaz. İlla kendisinden sonraki yere bir ihtiyaç duymaktayız mana bakımından. Diğer anlama yolu da o. Ama bu anlamak daha zordur çünkü manaya bakar. Siz bunun isim fail, isim mef'ul, sıfatı müşebbih, isim taflid olup olmamasına bakacaksınız. Böylece pratik bir şekilde yani kolayca anlaşılabilir. İsim ifet olarak gelen la'ya örnek. La hasude müsterihun. Hiçbir haset için rahat değildir. La hasude hiçbir haset için değildir. Ne değildir? Müsterih değildir. Hasud, la'nın ismidir. Fetha üzere mebnidir. Dikkat çekilecek bir nokta. Yani şurası önemli arkadaşlar. Cinsen nefeden la dediği an konu önemli olmaya başladı. Hele şurada mesela 3'e ayırdı ya. Mesela birinci de muzaf olarak gelir. İki şibi muzaf, üç müfret. Muzaf ve şibi muzaf da ne dedi? Mensuptur, mensuptur. Müfret olarak geldiğinde ise mebnidir diyor burada. Buna göre size bir cümle verirler veya bir kelime, bir şey verirler artık. Sonra derler bunun irabı nedir? İşte mensuptur, mureptir, mebnidir, şudur, budur vesaire. Eğer orada isim müsret ise mebni demeniz gerekir. Müsret değilse mensup. Yani mensup olmakla birlikte aynı zamanda murep yani. Onu da bilin. Murep ile mebni zıt kelimelerdir. Mebni sonu değişmeyen manasındadır. Murep ise irap alametini açıkça görebildiğimiz şeylerdir. Murep ile mebni fiillerde irap konusunda geçmiştir. Şimdi hasut kelimesinin ben müfret olduğunu nereden anladım? 1. Hasut kelimesi arkadaşlar hiçbir şekilde şurada olduğu gibi muzaf değildir. Değil mi? Şahide zurin. Kendisinden sonra gelen kelime mecrur idi zur açıkça. Mukassır vasıf isimlerden birisiydi. Hasut hiçbiri değil. Bu yüzden kendisi nedir? Müfret olarak ele alınmaktadır. Ve fetha üzere mebnidir. Fetha üzere mebni. Her zaman fetha üzere mebni mi olur? Yok. Hasut kelimesi cemi olsaydı fetha üzere mebnidir diyemezdik ki. Yani burada ne yazıyor? Görüldüğü üzere muzaaf ve şibi muzaaf olarak gelen isim murep ve mensuptur. La'nın ismi fet olarak gelirse o ismin nasb alameti üzere mebnidir. Burası çok önemli bir yer şu yazı. O ismin nasb alameti üzere mebni oluşuyor. Kelime müfretse nasb alameti ne? Fetha zaten. Fetha üzere mebnidir. Tesniye ise nasıl mensup olacak bu? Tesniye ise arkadaşlar ne olabilir? Nasb alameti mesela tesniyede isimden bahsediyorsak mesela katibun bir katip. Katibani. Mensup nasıl olur bu? Katibeyni. Ya ile mensup olur. Cemi ise katibine. Yine ya ile olur. Yani isimlerde irab videosuna bakılabilir. La'nın in gibi amelebilmesi için bazı şartlar var. Bunlar da başına harficer gelmemesi, ismin ve haberinin nekre olması, kendisiyle isim arasında başka bir kelime bulunmaması. Tabii bu ve az önce geçen amel şartlarını ezberlemenizde fayda vardır. Yani kitap
bu tarz sorular sorar mı diye ben kendim düşündüğümde, bunu Arapça da sormasa da bile hangisi işte la'nın emretme şartlarındandır diye belki sorar veya değildir diye sorar. Şıklardan biri değildir mesela, onu bulmanızı isteyebilir. Ama genel olarak Arapçaya baktığımızda bu tür şartlar çok iyi bilinmesi gerekir. Şimdi alıştırmalar ne demiş? Olumsuz cümleleri tespit ediniz. Olumsuz cümle olabilmesi için olumsuzluk edatı olması gerekir. Gale bu Cafer. Ne var? La tubrim. La var, olumsuzluktur. Peki nefi mi nehi mi, ne ifade eder burada? Nehi, yasaklama ifade eder. Nereden anladım? Kendisinden sonra gelen fiil cizimli çünkü. Sükun var. Olmasaydı o zaman nefi derdim. Devamına baktığımda la veya ma, leyse, lem, lemma, in gibi bir şey göremedim. Alt satır la yasluhu, la ne yapmış? Cezmedememiş. Öyleyse ne içindir? Nefi içindir. Yine cezmedememiş. Öyleyse nefi içindir. Yine cezmedememiş. Öyleyse tuammeru ne olur? Yani la ne için? Nefi içindir. Alt satıra bakıyorum. Alt satırda da bir şey göremedim. Biraz daha kaydırdık. Yine bir şey göremedik. Aşağıya bakıyoruz. Burada la teclis. La burada cezmetmiş. Öyleyse la ne için? Nehi, yani yasaklamak içindir. Başka göremedik. Alt satıra bakıyoruz. Yine bir şey göremedik. Sorular. Aşağıdaki isim cümlelerin örnekte olduğu gibi olumsuz hale getiriniz ve harekeleyiniz. Misal: El cevu harun ellevme. El cevu hava harun. Çok sıcak ellevme bugün. Leysel cevu haran. Ne değişti? Harun haran oldu. Yani ikinci kelimeyi fethaladılar. Tabi bunun ikinci kelime olup olmaması önemli değil. Önemli olan el cevu hava nedir? Harun sıcaktır. Mübteda haberde bir değişiklik yaptı. Onu bilmek gerekiyor. İkinci kelimeymiş, üçüncü kelimeymiş, konu bu değil. Mübtedanın irabına dokunmadı. Mübteda burada el cevvu olduğu gibi geçti. Harun haberdi. Haber nasıl geçti? Nasb olarak geçti. Öyleyse el lügatul arabiyyetu sa'betun başına leyse'yi koysam ne olur? Leysel lügatu, tamam, bu olduğu gibi kaldı. Peki arabiye kelimesi değişir mi? Düşünüyorsunuz. Kimisi değişir, kimisi değişmez diyor belki. Önce şunu söylemeniz gerekiyor. El arabiye kelimesi haber mi? Değilse İrab'da hiçbir alakası olmayacak bunun. Çünkü müpteda ve haberde değişiklik yapacak ya. El lügatul arabiyyetu, Arap dili, Arap lügatı demek bu. El lügat mevsuf, el arabiyye sıfattır. Yani haber değildir, sıfattır. Sıfat mevsuf konusunu izlemenizde fayda olabilir. Sıfat olduğundan ne diyelim? Leyse onda bir irab bakımından değişiklik yapmayacaktır. Sıfat mevsuf. Leysel lügatul arabiyyetu sa'beten. Bunda değişiklik yapar. Çünkü sa'be haberdir. El lügat mübtedadır. El arabiyye el lügatın sıfatıdır. El lügatul arabiyyetu, Arap dili nedir? Sa'betun, zordur. Tabi kitap bunun zor olmadığını bilinçaltımıza aşılamak istediğinden özellikle bu cümleyi seçmiş ve başına leyseyi getirdik. Leysel lügatul arabiyyetu, Arap dili değildir. Ne değildir? Sa'beten, zor değildir. Arkadaşlar kendinizi kandırmayın diyor. Zor değil yani. Bu şekilde bize bir mesaj verildi burada. El-Akkadu. Akkad nedir? Katibun. Katiptir. Öyle katip ki meşhurun meşhur. Tanınmış. Şöhret sahibi. Şimdi burada mübteda, haber, sıfat, mevsuf gibi şeyleri az çok tespit edebilmek gerekiyor diye söylemiştik. Yani leyseyi görelim burada. Ne yapacak? Mübtedanın irabına dokunmayacak. Haberin irabını nasb edecek. Başka hiçbir şey yapmayacak. Yani diyebiliriz ki leyse ne yapıyor? Buradaki cümlelerden bahsediyorum. Ne yapar? Haberi nasb eder, başka da bir şey yapmaz. Buradaki örnekler üzerinden konuşuyorum. Normalde ne yapar? İsmini, raf haberini nasb eder. Ama isimleri buradaki müptidalar zaten ve zaten raflar. Öyleyse leyse el-akkadu değişmedi. Akkad değildir. Ne değildir? Katibun ne olur? Katiben olur. Nasıl olur? Katiben. Katiben oldu. Peki meşhur kelimesi nasıl yazılacak? Meşhur kelimesi ne? Katibin sıfatı zaten.
Sen katibi nasbedersen meşhuru da nasbetmen gerekir. Çünkü sıfat mevsufuna irab yönünden tabidir. Mevsufu katibun merfudur. Bu yüzden meşhurun bu da merfudur. Ama sen katip kelimesini katiben yapıp nasbedersen meşhur kelimesini de meşhuran diye nasbetmen gerekir. Hakkat müpteda katip haberdi. Leyseyi getirdim. Hakkat değişmedi. Katibun katiben oldu. Meşhur da onun sıfatı olduğundan meşhuran oldu. El medinetani vakiyetani. El medinetani tamam. El-Medine'den iki şehir vakıatanı bulunuyor. Al-Bahri'l-Mütevessidi. Al-Bahri'l-Mütevessid nedir? Bilmediğimizi farz edelim. Sağ tıklayıp kopyala dedik. Ne yaparız? Bir sayfa açarız. Açtık. Mesela Google'a onu yapıştırırız. Ara deriz. Medine'tani mübtedadır. Vakıatanı haberdir. Leyseye getirdim. El-Medine'tani'nin yazılışında bir değişiklik yok. Haberin yazılışında bir değişiklik olacaktı. Nasb olacaktı demiştik. Vakıatan nasıl nasb olur? Tesniyedir. Tesniyenin nasb hali neyle? İsimlerin irabı ile alakalı bir konu bu. İsimlerin irabını yani daha önce izlemediysek muhakkak bakmalıyız. Tesninin irabı nasb hali elif yerine ya yazılmasıdır. Vakıatani vakıateyni teyni olduğunda ne olur? Nasb hali olur. Buna göre leyse el-medinetani vakıateyni olur. Diğer tarafın yazılışında bir değişiklik söz konusu değildir. Diğerleri de artık aynı şekilde diyelim. Daha fazla uzatmayalım. Yani yeterince örnek yaptığımı düşündüm. Uygun olan olumsuzluk edatını kullanarak aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız. Tabii uygun olan olumsuzluk hangisidir diye düşünülebilir. Mesela 5. Yahzuru ne demek bu? Başına lem getiremezsin demek. Lemma da getiremezsin demek. Bunlar ne yapar? Direkt cezmederdi. Len de gelemez. Len de gelse ne yapardı? Nasbederdi. Leyse de gelemez. Geriye ne kaldı? Ma gelir. Ma'yı getirebiliriz. Başka? La'yı da getirebilir miyiz? Yani la'yı da getirebiliriz çok istersek. Buraya en uygun ma'dır arkadaşlar. İttefaka. Ya'uddu yine harekete bir değişiklik olmadığından ma'nın gelmesi uygun. Yine harekete bir değişiklik yok. Bir değişiklik yok. Ma'nın gelmesi en uygun orada olur. Cümlenin olumsuzluk edatını kaldırın. Gerekli değişiklikler yaparak cümleyi yeniden yazınız denilmiş. Olumsuzluk edatını kaldır, İraba dikkat et demek istenmiş. Lem yuafik. Lem'i silersem ne olur? Sondaki cezimli yer yani sükunu silerim, ötreyi veririm. Yuafigu olur. Çünkü lem zaten o değişikliği yapmıştı. El muteribune len yaudu. Lem'i kaldırırsam yaudune. Sonda nun olur. Nereden anladım? Yaudu nedir? Cemi bir kelimedir. Cemi olduğunu nereden anladım? Sondaki vav ve ondan sonra gelen elifi farika. Elifi farika var ve sağında vav var. Bu onun cemi olduğunu gösterir. Cemi ise sonda nun olmasını gerektirir. Mazi değil yani. Muzari'den bahsediyorum. Yaudu baştaki ya muzarat eteğine demişti ki eteğine de ye var. Muzari olduğunu öyle anlayabilirdim. Başka başta len harfi var. Len edatı var. Len mazinin başına gelmezdi. Demek ki len'in olması ve buradaki y her iki yoldan da yola çıkarak bunun muzari olduğuna eminim. Sondaki elifi farika ve vav'dan bunun cemi olduğunu anladım. Cemi ise aklıma mesela bildiğim ne diyeyim muzari cemi bir kelime geldi. O ne? Yektubu. Yektubu. Yektubani. Yektubune. Cemi. Yektubune. Sonda nun vardı. Bunda da nun olması gerekirdi. Niye yok? Len olduğundan dolayı. Len. Nasb ediyor. Nasb alameti nun'un düşmesi. Sen len'i kaldırırsan her şey eski haline döner. O da nedir? Ya'udune nun'un var olmasıdır. La tehtemmu. La'yı atsak da atmasak da burası yine tehtemmu diye yazılır. Çünkü la burada nehi için değil, nefi içindir. Nefi yani olumsuzluk için geldiğinde harekete bir değişiklik, irabda bir değişiklik yapmıyor. Tehtemmu ihtemme yehtemmu tehtemmu muzarifi. Lesetil ümmahatu neşidatin.
Şimdi L ise ne yapmış? Nahat'ı isim almış diyebiliriz. Neşit kelimesi de haber konumundadır diyebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Lse'yi kaldırırsam ne olur? El-mahatu aynen yazılır. El-mahatu anneler nedir? Neşidatin diyemeyiz artık da neşidatun diyeceğiz, değil mi? Artık bu da haber olduğundan haberler merfudur. Bu yüzden kendisi ötelenir lse'yi kaldırdığımızda. Başka mesela nereye bakalım? 9. Yumna'a. L'ni kaldırırsak yumna'u. Aynı zammeleriz. Lemma'yı kaldırırsak yetevekkafu olur. F'yi ötreleriz. Aslında nedir bu? Lemma burayı cezmet, ceretmedi yani. Öyle düşünmeyin. Belki düşünen vardır. Ya bu fiil değil mi? Fiiller cer olur mu? Ayrıca lemma harfi cer mi? Nedir bu? Lemma yetevekkaf. F'de aslında cezim vardır. Ama geçiş yapılacak. Ne demiştik az önce? Geçiş yaparken sakin harfe ne hareket verilir? Esre hareket verilir demiştik. Bu yüzden esrelenmiştir. Yani yetevakkaf cer halinde değildir yani. Lemmayı kaldırırsam yetevakkafu ötelenmiş olur. Aşağıdakilerde la'nın ismi hangisinde mebni, hangisinde murettir? Söyle de görelim denilmiş. Neyle alakalıydı bu arkadaşlar? Hemen yukarıki sayfalara doğru devam edip yukarı bakıyorsunuz yani. Yukarıda ne vardı? Müfret ise la'nın ismi. Müfret ise başka. Muzaf veya şibi muzafsa başka bir irab alıyordu. Mesela la ragiben. Ragib kelimesi nedir? İsim faildir. Öyleyse şibi muzaftır. Şibi muzaf nasıl bir irab alırdı? Mensub idi. La şeye efzalu, la imane, haza emrun, bir durumdur. Öyle durum ki la rebi fihi kendisinde şüphe olmayan bir durumdur. Ha, la raybe, evet, raybe diyor. Ben de azza emrun, haza müpteda haber diye devam edecektim. Tabi la raybe fihi Kur'an'da geçiyor, biliyoruz bunu Bakara suresinde. Elif la mim diye geçiyor ya Fatiha'nın karşısında. Orada la raybe fiye baktığımızda la nedir? Cinsini nefy eden bir edat olarak yer alır. Raib ise la'nın ismidir. Fetha üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. La mühmilen mühmil yine isim fail kalıbıdır. Şibhi muzaf kalıbı yani. La faile hayrin açıkça nedir? Muzaftır. Hayrin cer olduğunu görmekteyiz. La akle akıl değildir. Tedbir gibi değildir. La sahibe nedir? Açıkça muzaftır. La ziddeyni müctemiane. İki zıt cem olmaz. Aynı yerde bulunmaz yani. Şeklinde devam ediyor. La'ların hangi tür olumsuzluk edatı olduğunu belirtiniz. Zor mu? Değil. La burada olduğu gibi sonunu yani harekete bir değişiklik yapmadıysa yakınlaştırayım. La burada olduğu gibi la yuridu bir değişiklik yapmadıysa yani la'dan sonra öte geldiyse fiil raf halindeyse daha açık ifadeyle. Bu durumda la nefi içindir. Ama la'dan sonra gelen fiil cezm halindeyse demek ki nehi içindir. Mesela la yahda'u nedir? Nefi içindir. O ne diyor? Uygun edatı yerleştirin denilmiş. Ecid ne halinde? Cezm halinde. Öyleyse cezmeden bir şey bulmalıyız. O da ne olur? Lem olur. Lem ecid. Ben bulamadım. Sadıkan bir doğru söyleyen birisi. Dost yani. Elfami ki senden daha vefalı bir dost bulamadım. Lem olur. Len niye olmaz? Len olsa len, e, ci, de dalı fethalamak gerekir. La niye olmaz? La olsa la, e, ci, du ötreli yazılması gerekir. Veya la ne yapar? Nehi için ise yine cezmederdi ama uygun değildir. Çünkü ecit kelimesi ecidu necidu. Yani ben kalıbında. Bir insanda kendi kendine emir vermesi mantıklı olmadığından. Çünkü la
Eğer cezmedecekse muzdarenin başında ne oluyordu? T oluyordu. Bunu söylemiştim. La burada cezmedemez. Başında T yok. Tamam. Yazı'ya demiş. Lem olmaz. Lem olsa cezmederdi. La olmaz. La olsa ya cezmedecek ki cezmedemez. Başta T yok. O zaman ne yapacak? Hiçbir şey ellemeyecek. Karışmayacak. O zaman son harf ötreli olacak manasına geliyordu. Ama ötreli değil. Bu yüzden la da olamaz. Len direkt olur çünkü len zaten nasbeder. İşi o. Ayında fettalı nasb konumunda olduğuna göre bu nedir? Lendir. 3'e baktığımızda el kanaatü kanaat nedir? Kenzun bir hazinedir ki yefna fena buluyor. Fena bulan, yokluk bulan yani sona eren. Öyleyse len deriz. Len yefna asla sona ermeyecek bir kanaattir. Şey, bir zenginliktir, hazinedir. Tilmize. Len olur mu? Len olmaz. Fiilin başına gelir. La da olmaz. Burada ne olur? Leyse olur. Leyse tilmize gaibun. Yence ha fiildir. Fiil olduğuna göre ve nasb olmuştur. Son harfin harekesine bakıyorum. O da len olur. Yarif fiildir ve cezimlidir. Öyleyse lem olur. Yenguzu fiil muzaridir ve son harfin ötürü olduğunu görüyorum. Bu da onun ancak la olabileceğini gösteriyor. Ene uhibbu irada bir değişiklik yok. Öyleyse la olacak. Merfu çünkü. Müferrida nasb olmuş. Öyleyse len olmalı. Yuhmil cezimli. Öyleyse lem olmalı. Çünkü lem cezmeder. 8. soruya geldik. 8'i şuradan hemen gösterelim. Belki daha hızlı olur. Gördüğünüzü düşünüyorum. Bir, fema rabihet ticaretun ve ma kanu muhtedin diye Bakara'da geçen bir ayet. Ma burada olumsuzluk ifade ediyor. Ve ma Allah bi gafilin amma ta'melun. Ma Allah Allah Teala değildir. Ne değildir? Bi gafilin gafil değildir. Amma ta'melun yaptıklarınızdan yani habersiz değildir. Allah lafzı yani lafzatullah burada mahallesini gafilin haberi olmakta mahallen merfudur. Pardon mahallen mensuptur. Ma'nın haberidir. Ma ente sen değilsin bir tabi tabi olucu değilsin kıblet olum onların kıblelerine. Orada da olumsuzluk. Diğerlerinde olumsuzluk söz konusu değildir. Demek ki buna göre 1, 7, 9. Cevap o. 9'a geldik. Geçen Leysen isim ve haberini belirtin denilmiş. 9'u da aynı şekilde hemen açıyoruz. Evet, 9'u da görmektesiniz arkadaşlar. Ne var burada? Leyse'den sonra ismi gelmiş. Ezzeker, Eleyse, Subhu, Subuh isim, Tevbe isim. Zaten isimleri yeşil, haberleri kırmızı olarak çizdim. Böylece videoda durup hemen işaretleyebilirsiniz. 10. soru, olumsuzluk edatlarını ve olumsuz cümleleri belirtiniz. Yakınlaştırdık. El-ihsan, ihsan nedir? Fi'lun kerimun. Min insanin kerimin. La yentaziru. İntazara yentaziru. La yentaziru. La yentaziru nedir? Olumsuzdur. La burada nefi mi? Nehi mi? Ne için? Nehi için olmaz. Olsaydı cezmederdi. La yefrizu. Yine aynı şekilde nefi için. Bakıyoruz başka nerede var diye. La nuridu. Yine aynı şey söz konusu nefi için. Çoğunlukla nefi için gelmiş. Biraz sardırıyorum anladığınızı düşünüyorum çünkü. Son satıra bakayım. Görünen bir şey yok. Öyle görünüyor ki burası bitti mi? Dikkat ederek mahallerini veriniz. Lem ekun ma'hum şehiden. Ayetlerde geçen. Ayetler nasıl bulunur? Yani burada yazan bir ayet ben nasıl bulurum? Hangi ayettir? Öncelikle hangi ayet olduğunu bulursak manasını bulmak. Yani bularak yazabilirsiniz. Hemen mana bulma çalışması yapalım. Bunun için bunu nerede geçtiğini bilmem gerekir. Lem ekun ma'hum şehiden. Seçtim, kopyala dedim. Ne yaptık? Google'a yapıştırdık. Gayet normal bir şekilde, herkesin yapabileceği bir şekilde. Boşluk bırakıyoruz. Ne yazıyoruz? Meal yazdı karşımıza örneğin. Bu site çıktı. Giriyoruz siteye. Evet, bakalım doğru yerde miyiz? Bir test edelim.
Lem yekun ma'hum şehiden demiş. Lem yekun ma'hum şehiden. Doğru. Nerede geçiyor? Nisa 72'de geçiyor ve zaten burada kelime kelime her birinin manası mevcut. Öyleyse manayı bulmak da kolay. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor ama. İşte yok İmam İskender, yok Mihir, yok bilmem ne, bunlar hikaye yani. Burada dikkat edin yani. Özellikle uyarıyorum. Alacağınız meal uyduruk kişilerin olmasın. Ona dikkat edin. Peygamberlik iddia eden, işte ben Allah'tan vahiy alıyorum diyenlerin maline yönelmeyin. İnternet tehlikelerle doludur. Diğerlerini de aynı yöntemle bulabilirsiniz. Kopyala, yapıştır, meal yaz, çıkar arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla ne diyelim? PDF işledik bitirdik. Şimdi yani ek bir PDF hazırladık. 4 sayfa ona bakıyoruz. Cinsini nefedenler. İsmi muğrebin mebni mi? Bunu tespit edebiliyor olmanız gerekir. Bunu ezberleyip aklınızda bulundurun. Muzaf ve şibi muzaf olarak gelen isim muğrebtir ve mensuptur. Muzaf ve şibi muzaf olarak geliyorsa. La'nın ismi müfret olarak gelirse o ismin nasb alameti üzere mebnidir. La'yı nafiye. Muzarif ile olumsuz geniş zaman anlamı verir. İrab yönünden bir değişiklik yapmaz. Ayetlerden örnekler. Bakara suresi 6. Lem tunzir ne yapmıştır? Burada mesela leme de örnek oldu esasen. Lem ne yapar? Cezmeler işte burada olduğu gibi. Ama konumuz la'dır. La yu'minune. Nun var. Bir değişiklik yok. Bu nafiye değil de nahiye olsaydı ne olurdu? Sondaki nun yazılamazdı. La yu'minu diye yazılır. La tufsidune. Sonda nun vardır yani. Bakmayın. Yazım hatası olmuş PDF hazırlarken. Sonda nun var. La tufsidune. Demek ki la değişiklik yapmıyor. La olsa da olmasa da böyle yazılır. La yeş'urune. La olsa da olmasa da yeş'urun diye yazılır. Bakara 13. La ya'lemune. La yerci'une 18. Nun yine var. Yani değişiklik olsa olsa zaten nunun var olup olmamasıyla alakalıdır. Başka bir şeyle alakalı değil. Tabi cemi ise yani. Müfret ise durumlar farklı. Mesela ne var? La yukbelu. Müfrette ne var? Zamme var. Zammede bir değişiklik yapmamış. La olsa da olmasa da lam yine zamme ile yazılırdı. La'yı nahiye. Bu da cezmeder muzari. Rabbena la tuahid. Değil mi? Buradaki tel tek z'deki cizim la'dan ötürü geliyor. La olmasaydı tuahizu ötürü olurdu. Rabbena ve la tehmil. Hep Amin Resulü'den örnekler. Yani şu an Amin Resulü'den örnekler yapıyoruz. Ve la tehmil aleyna isran kema hamaltehu. Ve la tehmil. La olmasaydı tehmilu olurdu. Rabbena ve la tuhammil. Buradaki lamdaki cizim nereden geliyor? La'dan geliyor. Rabbena la tuzigh. Gayn'daki cizim niye var? La'dan ötürü var. Rabbena la tec'al. Lamdaki cizim yine la'dan ötürü var. La tec'al. Lamdaki cizim la'dan ötürü var. O şekilde devam ediyor. Sıra geldi lene. Devamlı muzdarif fiilden önce gelir, manasını gelecek zamanın olumsuzuna çevirir. Mesela yektubu yazıyor. Len yektube fethalıdır ve yazmıyor değil, yazmayacak. Gelecek zamana çeviriyor. Buna dikkat etmek gerekir. Yani bir çeviri verirler size. Bunun Arapçası nedir denilir. Çeviride ecek acak geçiyorsa. Mesela ne diyelim? Ali yarın buraya gelecek yazıyor mesela. Veya gelmeyecek. Olumsuz ya. Gelmeyecek yazıyorsa size gidip len ile başlayanı seçmeniz gerekir. İd gultum ya Musa len nu'mine. Len ne yapmıştır? Nu'mine. Nunu fethalamıştır. İrab'da değişiklik ve tabii ki gelecek zaman olumsuzu yapmıştır. İd gultum ya Musa len nasbira. Ra'daki fetha lenden ötürü geldi. Len yedhule, lamdaki fetha lenden ötürü geldi. Len tukbele, lamdaki fetha lenden ötürü geldi. Kalu len nu'mine. Hep bu şekilde yani. Len ne yapıyor? Kelimenin sonunu fethalıyor. Ama müsret ise böyle yapıyordu değil mi? Tesniye olsa
veya cin müzekker olsa sondaki nunların düşmesi onun zaten nasb halinde olduğunu gösteriyordu. Onlar da artık feta aramıyordu. Şiirlerde irab videosu bunu genişçe anlatmıştı. Lem. Muzari'den önce geliyor ve muzari ne yapıyordu? Olumsuz geçmişe çeviriyordu yine. Mesela yektubu yazıyor. Lem yektubu cezmediyor evvela. Sonra yazıyor, yazmıyor diye çevirmiyor. Yazmadı, medimadı diye çeviriyor. Yani hangi anlamda, hangi zamanda çeviriyor ona dikkat etmek gerekiyor. Arapça cümle verir. Ali, Veli'nin evine gelmedi der. Sonra Arapça cümleleri kimini lemle başlatır, kimini len ile başlatır, kimini lemma ile başlatır. Hangisi doğru şıktır der, bulmanızı ister. İşte zamana, medimadı, ecek, acak, yor, mıyor, bunlara dikkat etmeniz gerekir. Evet, lem yekun. Lem tekunu cemi olduğundan lemin cezm alameti, cezm etkisi ne oldu burada? Nun'un düşmesi oldu. Lem tef'alu sondan nun yok. Lem sondaki nunu düşürerek bunu cezmetti. Çünkü cemi. Ama tunzir kelime müfet olduğundan nasıl cezmetti? Sükun ekleyerek. Lemma henüz hala diye çevrilir. Lemma ca'ehum. Lemma ca'e nereye geldi? Neyin başına geldi? Mazinin başına geldi. Mesela bunları özel olarak koyduk. Niye mazi fiil buraya koydum? Lemma'nın başına, işte yani lemma mazinin başına gelirse ne yapar? Zaman manası verir. Olumsuzluk manası vermez. Bu da önemlidir. Yani çok güzel kandırma tekniğidir. Nedir o? Mesela ca'e mazi, yeci'u muzaridir. Yeci'u. Ne yaparlar? Lemma yeci'u der. Yani lemma yeci der daha doğrusu. Yeci'u öteyi koyamazlar. Lemma yeci işte falan yazar yazar. Bunun Arapçasını verir. Türkçe çevirisi hangisidir der. Sorabilir mesela. Burada yapmanız gereken lemma'yı bir de mazinin başına koyar, bir de muzarinin başına koyar. Siz şunu iyi bilmeniz gerekiyor. Lemma mazinin başındaysa olumsuzluk manası vermez. Zaman manası verir. Lemma ca'a ne demek? Gelince, geldiği zaman. Lemma ketebe. Yazınca, yazdığı zaman. Yazdığı zaman yani. Mesela ne diyelim? Harace çıktı. Lemma harace çıkınca, çıktığı zaman. Fetahe açtı. Lemma fetahe açınca açtığı zaman. Yani neymiş? Lemma mazinin başına geldiğinde olumsuzluk manası ifade etmez. Zaman manası verir. Lemma zalemu mazidir. Lemma zalemu onlar zulmedince zulmettikleri zaman. Zaman manası. Lemma yakzı. Şimdi işte muzarenin başına geldi. Lemma ne yapar? Olumsuzluk manası artık verir. Kaza yakzı. Sonda bir ya vardı. Lemma geldi. Yakzı. Sonda illet harfini düşürdü. İllet harfinin düşmesi üzere meczumdur bu kelime. Yani bunda sükun o bildiğimiz yuvarlak cezim işareti aranmaz. Çünkü illetli fiildir. Yani son harfi illetliyse bir kelimenin son harfinde illetli bir harf varsa bu durumda onun cezm hali nedir? O illet harfinin yazıdan silinmesidir. Buna getirip bir cezim getirelim yuvarlak o sükun koyalım diye bir şey söz konusu olmaz. Sondaki illet harfini sildiysek o onun cezm olduğunu gösterir. Cezm alameti o. Bakara 214. Lemma ye'ti. Eta ye'ti. Bunda da sonunda ya vardı. Ye'ti. Ye'ti oldu lemmadan dolayı. Yani lemma ye'ti cezmetti mi? Etti. Nasıl etti ya? Son harfte esre var. Nasıl etti? Şöyle etti. Son harf bunun illetli bir harfti. O harfi buradan düşürdü. Yazıda yer almamasını sağladı. Bir etki yaptı yani. İşte o yaptığı etki bunun cezm alameti oldu. Nitekim cezm alameti yerine göre kelimeye sükun eklenmesi, yerine göre sondaki nunun silinmesi, yerine göre sondaki illet harfinin silinmesidir. Lemma ca'e mazinin başına geldi yine ne olur? Gelince geldiği zaman yani zaman manası. Lemma amenu onlar iman edince değil mi? Zaman demektir lemma. İnne lekum lema tahkumun. Bir de şu var.
Lemma, bak, lemma değil. Şuna dikkat edin. Yani tamamıyla yanıltmaca nedir? Lema tehkumun yazarlar mesela. Lema cezmetmez, herhangi bir şey yapmaz. İrafta bir etkisi yok. Lemma değil yani bu. Orada şedde var mı yok mu? Dikkatli olmak gerekir. Lema diye bir kelime var. Bir de lemma var. Bizim konumuz cezimli olanı. Eğer burada olduğu gibi lema yazıyorsa, yani cezimsizse, yani pardon, şeddesiz ise İrab'da bir etkisi olmaz, cezmetmez. Derseniz Kalem suresi 39. ayet açarak lema tahkumunu görerek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Lense de ne yapar? İsmini raf haberini nasb eder ve isim cümlesini olumsuz hale bu şekilde getirir. Esasen lense çok önemlidir yani. Leysel birra entüvellû. Örnekler mesela leysel ile alakalı ayetlerden örnekler verdik. Bakara 177, 198, 66 Ali İmran, Ali İmran 75, 182 vesaire, bunlara bakabilirsiniz. Bir de ne var? Ma'nın yine amel etmesiyle alakalı şartlar var. Ma'nın ne olduğunu yazdık. Ma havlehu diye örnek mesela. Buradaki ma isim mevsul, isim mevsul, isim mevsul. Çoğu defa isim mevsul olarak geçmiştir ma. Ma allemtena, ma la ta'lemun, ma fil erzi, ma emerallahu bihi. Bunlar hep isim mevsul olarak geçiyor. Nafi, olumsuzluk olarak. Ve ma zalemuna velakin kanu diye devam ediyoruz sanırım. Bakara suresi 57. ayet. Ve ma zalemuna. Buradaki ma olumsuzluk için. Mesela yübeylena mahi, Bakara 68'de ma nedir? İstifham. 69'da istifham, 70'te istifham soru demektir. Ma mastari olarak da gelebilir. Ma ikaluhu ve hum ya'lemun. Ma isim resul, ma la ta'lemun. Sıfat veya mastariye iki şekilde değerlendirilmiştir. Ma yu'minun şeklinde. Bu şekilde videomuzu bitirmiş olduk.